selamlar, sevgiler, saygılar. Şimdi ben ne yaptım? Şurada doğumluğa yaprak içi hazırladım. Şöyle yaprak biraz azmış. Az olduğu için şöyle bayağı var yine. Dolma şey patlıcan ve biberlerim vardı. İkisini beraber şöyle ne yapacağım? Yapacağım. Burada da mercimeğim pişti. Pişti. Ben ne yapacağım şimdi biliyor musun? Hemen neydi bunun adı? Smoothie mi? Milkshake miydi? Onu yapacağım. Sütle şey çilek yapacağım. Bakalım nasıl olacak. İşte büklerinden burada yoğuracağım. Bu arada yine benim dolmam, yaprağım, maydanoz yok. Sabah markete baktık yok. Alacağız ya da şey olacak. Buraya ulaşmıyor bu arada. Rahatsız neyse. Şöyle olsun. Şimdi ulaştım. Süray masaya alayım. Bu arada Miray'ın hediyesi öğretmeni hazırlattırmış. Ayrıca bir tane daha hediye hazırlamış. İçine bakacağım, bakmadım daha. Anneler günü hediyesi. Şimdi dün şey kalmışlar. Bizimkiler. Dilara gitmeden hazırlayacaktık ama fırsat olmadı. Şöyle. Diğer videomda söylemiştim. Kızım gideceği için yaprağı bükmeyle şey yapacağım. Yapraklardan dolma yapacağım. Kuru biber patlıcan dolması. Karışık. Ondan sonra kek yapabilirim belki. Şimdi milkshake hazırlıyorum ben. Milkshake de böyle hazırlıyorum. Nasıl olacakmış? Vaa! İçine çok az fıstık ezmesi koyayım mı? Koyayım.
şey alıyorum hani öyle şeyler, kokuyla beraber. Bu kadar. Hazır. Ha, varlıkları buna bakmak çıkacak. İstiyorum. Rana. İleri kalmış. Bayağı da güzel ama ileri kalmış içinde. Bir dahakine daha çok çekmem lazım demek. Hemen kirden bile. Kurumadan şöyle yıkayalım. Burada kuru biber şöyle haşlanıyor. Maydanoz bulabilirsek maydanoz alacağız. Sonra ben hemen şurada bükme için hazırlayacağım. Aşkım söyle. Söyle. Hayır, pipet koyalım, pipet koyalım. Pipet mi koyacaksın? Ben normal şey yapıyorum. Hayır, hayır. İçeride. Şeyler kalmış. Öyle mi? Çilekler kalmış. Öyle mi? Hemen şu unumu hazırlayayım, biraz sonra yoğuracağım. Bunlar elenmiş oluyor zaten. Anne bu senin olsun. Şunu senin ben aldım evden. Onu bu orada tam buday olmadığı için dilerden de tam buday. Anne bu senin olsun. Akşam onları da çağırdık. Yemeğe gelin diye. Şöyle. Bayağı da olur. İki tepsi olur. Bu. Alayım. Al aşkım. Hangisini alacaksın? Yok, bu benim. Ben onu alayım, sen şu büyüyor. Hayır, hayır. Şöyle mısırmış yastığını da. Koyayım. Açmak için hazırlayayım. Biraz sonra yoğuracağım. Biraz un, biraz tam buğday unu ve mısır nişastasını koydum. Bunları galiba şimdilik aşağı dolaba koyacağım. Sonra yerleştireceğim. Un hazır. Tuz doldurmam lazım. Şöyle tuzumu da koydum. Sonra aldım, sirke koydum. Hamurum yoğurulmaya hazır. Ondan sonra tereyağı koyacağım.
yaprak koyacağım. Hani böyle birden yapmıyorum. Hani yavaş yavaş böyle hani önce tereyağını hazırlayıp hamurunu hazırlayıp biraz böyle dinlene dinlene hepsini birden yapmıyorum. Tereyağımı koyup şöyle tereyağı kıyır kıyır olmasını sağlıyor nişastayla beraber. Şimdi ne yapıyorum ben? Ocağa koyuyorum. Ocakta eritiyorum. Biraz yağ koyuyorum içine. Sonra yarım saat sonra başlayacağım. Şöyle. Her şeyim hazır. Tereyağını kaldırayım. Başka ne kaldıracaktım? Güzel olmuş. Hemen her üstüne 2 dakikada şöyle yoğuruvereceğim. Yoğurmayacaktım, vazgeçtim. İçine şey koyacağım işte, baharat koyacağım. Ben onu soğanı kavurmadan koydum pirincin, soğan kokusu olsun diye. Ondan sonra biraz kavurdum, üzerine domates koydum. Yumurtayla baharat koyacağım. Salça koymadım bu sefer ya, bakacağım eğer gerek olursa koyacağım. Şu an bütün hamuru yoğuruyorum. Mercimekli olacak. Yiyeceğiz biraz sonra çıkınca. Şu an kahvaltı yaptık. Yani kahvaltı yapalı 2 saat geçti. Ben yapıncaya kadar bayağı zaman geçer. Sonra demlenir falan. Herkes acıkır yenilir. Akşam da çocuğumu yolcu edeceğiz. Biraz cıvık içiyorum aşkım. Hemen şu hamuru yoğurup içeceğim. Tadı az olmuş değil mi? Aynen. Ablanın şey... şekerli mi oluyordu? Evet tadı oluyordu. Çilek tadı bayağı. Ama ben çileği az koymuşum demek. Ama fındık ezmesi koymayacaksın. Şuraya koyayım. Çilek bir muz ve su. Muz da mı olacak içinde? Muz yapabilirsin. Ama bu karışık mesela. Çilek muz yapabilirsin. İkisi bir arada yapabilirsin. Ben hani acaba olmaz mı? Ben nane de atabilirsin bak. Şimdi biz alalım şuraya. Çilek muz attık. Yukarı seni. Siz doğradınız mı? Nane. Nane mi? Taze nane. Nane. Bir şöyle nane oldu ya. Heh. Onun altı. Baya bir çiçek. Tozlu nane mi? Hayır. Bir nane. Yeşil nane. Bileyim. Yaprak. Nane olunca daha mı güzel oldu? Böyle nane böyle köre oldu yani. Bir de çileği biraz fazla. Uzun da biraz böyle orta iki kere. Limonlu falan olabilir o naneyle. Ya hayır yani limon ya.
hali, buğday, normal buğdayla hamurumu yoğurdum. Biraz cıvık olsa şimdi dinlenecek. Ondan sonra ben yarım saat sonra yapacağım. Sonra yaprak saracağım. Dolmamı yapacağım. Keki yapacağım. Şöyle keki yapacağım. Tereyağım elimde burada. Sonra şu şey var. Şimdi şöyle kabımı boşaltıyorum tam burada. Evet. Şurada da bir boş kabım var. Sirkeli bezden tekrar sildim. Şöyle koydum. Şurada bir yerde benim nişasta kapım var. Nişastamı da boşalttım. Onu mu aşağı dolaba koyacağım. Dilara'ya aldım şey, nişastayı, tam buğday, maydanoz et, maydanoz olmuş. Biz kendimiz bir mektis var. Böyle de güzel. Şöyle onu dolaba koyacağım. Şu an benim hamurum hazır. Şöyle kapağını kapatayım. Üzerine nişastamı koydum. Şöyle pazarlıklarımı kaldırıyorum. Tamam. Bu kadar. Bayağı 18 dakika olmuş bu arada. Şurada birazcık çocuğum bana hediye ettiği şeyi okuyacağım. Üstüm başım un oldum. Bulaşıkları makineye doldurmuştu biraz önce. Ondan sonra mercimeğim pişti. Ben şu şeyi kapatayım. Aspiratörü. Şu patlıcanlar da oldu gibi. Bu arada bir çay doldurayım şuradan. Fişimi çektim. Yerini buldu benim. Şeyim yerini buldu. Blender. Blender'ım yerini buldu. Şimdi birazcık bükme yaparken çekerim. Biraz yaprak sararken çekerim. Hepsini çekemem. Şimdi zaten bayağı bir çektim falan. Bayağı sağlıklı. İyi ki varsın canım annem. Anneler günün kutlu olsun. Canım annem, seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Şurada şöyle yazıyor. Şöyle bir şey hazırlamışlar. Anne. Akşamkinde de anneş yazıyordu anneş. Birlikte olduğumuz günden beri beni uyumadığım, ben doymadan doymadığım, ben gülmeden gülmediğim, hep yanımda olduğun için teşekkürler ederim. Canım annem, anneler günü kutlu olsun. Şöyle.
canım anneciğim, seni çok seviyorum anneciğim. Sonsuza dek anneler günü kutlu olsun seni. Arkadaşım gibi seviyorum. Seninle her yeri dolaş. Sen her zaman aklındasın anneş, sana kartlar göndersem. Yok. Şimdi kemik suyu koydum, o pişiyor. Ben de yapabilir miyim? Aynen. Evet. Ben de hemen ne yapıyorum, dolmalarını yapıyorum şöyle, içine hazırladım. İçine biraz şey koydum, zerdeçal koydum, rengi biraz sarı oldu. Yumurta koydum, kekik koydum, kimyon koydum, tamam. Bu kadar. Patlıcan, kırmızı biber, yaprak. Yapacağım. Yine bu böyle dağınık dağınık oldu. Şöyle elimle biraz yapıştıracağım. Bu arada hamuru yoğurmuştum. Bekliyor hamur. Dolduracağım. Bir saat pişireceğim. İkisini beraber. Yaprak, onun hepsi içinde. Pişireceğim. Sonra yemeğe hazır olacak. Aşkım? Bir önce. Tamam, dolmalar bitmeden nasıl yapabilirim aşkım? Dolmalardan önce yapacağım. Antalya'da deri savaşı başladı. Bugün sıcak. Sıcak, çok sıcak. Sıcak, sıcak, çok sıcak. Yeah.
maydanoz gerekli mi? Aşkım maydanozsuz olabilirsin. Zerdeçal yaptım. O da biraz tadını... Anne ben sarmaya başlayayım mı? Sarmaya yapayım mı? Kemik suyu koyacağım. Sarmaya yapayım mı? Aşkım şu anda sen yapma. Ben başlayayım. Hayır. Ben şu elimi bir yıkayayım dur. Sıcak. Sıcak. Hadi öpürüp dene. Şimdi dolmayı sıcak yaptık. Sıra sarmaya geldi. Bir tane vereyim. Bir tane yap. İçine çeksin. Yapayım mı? Ama burası kadar. Tamam sen bir tane yap. Şimdi yapabilirim. Bir tane. Orayı ben sileyim anneciğim. Ne yapayım? Ah şu bir tane yap. Burada yapayım. İyi tamam silmiştim abi bir tane. Bir tane mi? Neden bir tane peki? Anne. Hı. Söyle. Ben senin hevesini al diye bir tane yap diyorum işte. Neden bir tane ya? Hevesini al diye. Yapamaz mıyım ben? Ha? Yapamaz mıyım anne? Yaparsın da hani diyorum ki ben yapayım diyorum. Sen yapma diyorum. Yorulma. Yorulma da değil. Hani tamam hevesini aldın. Yeter. Almadım. İşte Hiç almadım. Benim yaprağım güzelmiş. Şeyden aldık. Çakırlardan aldık. Yufka aldığımız yerden bayağı güzel. Hani böyle ne kart ne bir şey. Hiç çürümemiş de. Çok güzel. Bir daha oradan yaprak alacağım. İçinde et suyu erimemişim galiba bu arada. Güzel. Şöyle et suyu çıkarsa eline gelirsen kenara bırak. Tuzlu tuzlu olur. Ondan sonra yine aynı yerden bakalım yaprak varsa alacağım. Başka da bir yerden almayacağım. Marketlerden aldığın şey oluyor böyle sert oluyor. Pişmiyor. Bu yaprak gerçekten şöyle çok güzel. Fazla yaptım. Yani seve seve sarıyorsun böyle. Tamam şimdi ne yapıyorduk? Bir donla almıştık oradan çakırlar şeyden. Ne yapıyorduk? Pazar yerinde bir şey var kahvaltı yeri var orada. Böyle biraz yüzleştireyim. Oldu mu yeter mi kadar? Kapatıyorum. Şöyle bir sarıyoruz. Ben biraz kapatayım. Ay, dur. Sardım, sardım. Şimdi biraz mola vereceğim. Dolma. Bu taraf sarma. Şöyle. Bolca zeytinyağını yapayım. Şöyle. Şöyle tereyağından yapayım. Şöyle et suyundan yapıyorum.
sıcak su koyacağım. Az, az bir şey koyacağım, azıcık. Şöyle az bir şey koyacağım. Şimdi kaynasın, üzerine ilave edeceğim. Şöyle dolmamı hazırladım, sarmamı. Pişiyor. Evet. Şimdi biraz mola vereceğim. Şöyle hamuru, nişasta, ondan sonra yağ. Varmış. Tuz ektim. Mercimek. Şöyle tepsilerini. Hazırladım. Bu arada. Sonra yanına kağıt her şeyimi hazırladım. Biraz bekleyeceğim. Şimdi mola vereceğim. Şimdi dikme yapıyorum.
Daha önceden de yapmıştım yükmeyi. Yani şöyle eğilemiyorum ben. Şöyle yapayım. Evet. Şunu atabilir miyim? Oraya bir yere koy ben şimdi. Poşete koy poşete. Şöyle biraz açtım. Çok ince değil. Hep daha önceden de yaptım ben de gitmeyi. Daha önceki videolarımda da var zaten. Güzel oluyor. Ben bunu herkes bunu normal buğday yaparken ben tam buğdayla karıştırıp yapıyorum. Hani biraz daha kalorisi düşük olsun diye. Biraz dikkat ediyorum. Şöyle biraz yağını çok koydum bu arada. Şöyle elimle çekiştiriyorum. İnceltmeye çalışıyorum. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle katladım, yağladım, nişastamı yaptık. Şu şekilde. Yaptım, yaptım, yaptım. Sonra ucunu da katladım. Aynen şöyle ne yapıyorum? Hamurumu katlıyorum. Dinlendiriyorum ve biz ne yapıyoruz? Veriyoruz. Yani yaptıktan sonra yiyoruz. Şimdi şöyle açılmıyor. Böyle cıvık cıvık olduğu için. Bunu biraz dinlendirmek lazım. Dinlendirince ben başlayacağım tekrar. Şöyle leğenimi yıkıyorum.
bulaşıklarını da yıkanıyor. Falan filan güzel. Devam ediyor. Video çekiyorum canım. Sen ne yapıyorsun? Yaptım sandım ya. Ne? Ben şurada bir çay dolduracağım. Şöyle çay eşliğinde yapacağım. Şöyle hamurum biraz dinlendi. Biraz yumuşatalım. Şimdi ben bunu şöyle açacağım. Bak şu anda açılmıyor. Şey olduğu için, yağı daha donmadığı için. Yağlar çıkıyor da falan. Şöyle küçük küçük karelere kestim. Şöyle. Şöyle büyük olanları biraz küçülttüm. Mesela şu küçük. Şunu üzerine koyabilirim. Şunu. Bu gerçi küçükmüş. Bunları hemen alıyorum. Şöyle. Ne yapıyorum? Şöyle ince ince açıyorum. Yani şöyle mercimeğimi koyuyorum. Mercimeğimde tuz var, yağ var. Bu kadar. Şöyle katladım. Ve aynen böyle devam edeceğim. Bu konulara evet. Şu an video çekiyorum canım. Şöyle kapattım. Hükmelerimi şöyle şöyle kapattım. Hepsiye sıralıyorum. Şöyle. Alamadınız mı? Çanta alıyor da yatağın altında. Yanlarım çantası yetmemiş. Ondan sonra böyle ay. Şöyle düzgünce bir video çekmek istiyorum ben. Yani tamam, ben bunu tepsiye koyacağım böyle biraz sonra açayım. Tepsiye sıraladım. Şöyle elimle şöyle yağlayacağım. Şöyle. Şöyle.
daha ilave edeceğim. Sonra şöyle çörek otumu yaptım. Şimdi bu pişince ne olacak? Böyle çıtır çıtır güzel bir mercimekli hükme olacak. Şöyle bol yağlı. Şöyle. Evet, çay molası. Şimdi diğer tepsi yapıyorum. Şöyle ikinci tepsi yapıyorum. Birinci tepsim pişti. İkinci tepsimi sürdüm fırına. Hop. Sonra şu yerine yerleştirdim. Çörek otumu sildim. Ve şöyle masayı yağını şöyle sildim. Bayağı bir yoruldum. Şurada birazcık onları sildim. Şöyle kenarlarını sildim. Ve hükmenin tozunu attım. Şimdi şöyle mercimeğim kaldı. Bunlar pişerken ben hemen ne yapıyorum? Mercimeğimi şöyle boşaltacağım. Dolaba koyacağım. Bir sonraki hükmede ne yapıyorum? Çıkar.
çıkartıyorum. Biraz mola. Anne. Hı? Ne zaman gideceğiz? Biraz bekle. Vuruldu. Yoruldum. Gerçekten yoruldum ya. İkiniz hepsini fırına sürdü. Pişiyor. Yaprağın üzerine kemik suyu koydum. O da pişiyor. Yalnız benim şöyle şurada bir oturmam gerekiyor mu bilmiyorum. Bir şey yapmaya çalışacağım da vanilya yok. Vanilya almıyoruz. Kabartma tozu oluyor mu? Vanilya olmasa da olur zaten. Muz aroması olacak içinde. Muz koyacağım. Şöyle tereyağı koyacağım. Şöyle. Biraz zeytinyağı koyacağım. Şöyle kurabiye yapacağım. Çok az sirke yapacağım. Sonra şöyle şey koyacağım. Fındık ezmesi şekerli olduğu için tat versin diye. Ondan sonra muz koyacağım. Şöyle. Saat geldi mi? Daha ben hazırlanacağım, duş alacağım. Oo, saat var daha. Tamam yavrum, hemen hazır. Ben 10 dakikada girelim zaten. Şöyle muzumu tat versin diye vanilya yerine de olur. Şöyle ezdim, ezdim, ezdim. Şöyle. Gerek yok. Hani yemek için çıkarmıştım. Bunlar dolaba girecek. Hamur kabartma tuzu oluyor muydu acaba ona? Hemen ikinci tepsi de hemen pişti. Aşkım bir dakika. Cevizle uğraşacağım ya. Of.
Az bir şey yolluversin, ne yapayım? O ne? Bir kapatayım. Aşkım kapatamazsın onu. Çünkü şey, dolap bu tarafa geldiği için. Çok az koyacağım. Şöyle. Karıştır, karıştır, karıştır. Şu bükmemi çıkartayım yanmadan. Şöyle pişti. Ve ben kurabiyemi yapıyorum, fırına sürüyorum. Sonra benim her şeyim hazır. Yiyoruz. Kızıma da yol hazır koyuyorum. Ev hazır, yani evde de yiyecek. Ondan sonra çocuklarımı götüreceğim oğluma. Kızıma da, kızım gelecek akşam. Dilara. Öyle yiyeceğiz. Aa! Kendi dökülmeye başladı. Bu ne ya? Elime yapışıyor balamur. Bu sefer kıyır kıyır olacak. Biraz sertçe yaptım. Bak. Oh. Ama tadı az olacak. Çikolata koyacağım içine. Çikolatayla tatlanacak. Şey oldu böyle hani kilo aldırmayan tam buğdaylı bir kurabiye oldu. İçinde tatlandırıcı şey, şekersiz çikolata var. Gayet iyi. Şu ununu aldıracağım. Ondan sonra şu unu kaldıracağım. Bu yumurta beyazını şey yapacağım. Maske yapacağım. Şu an başka bir şey yapamam. Fırında şu anda bir şey yok. Pişmiyor. Çıkardım bitkilerimi. Şimdi hemen şöyle çikolatalarımı koyuyorum. Anneciğim diğer tepsiler nerede? Sen hazır mısın? Diğer tepsiler nerede? Hazırım. Öyle mi gideceksin? Evet. Valla. Diğer tepsiler nerede? Sen ne yapacaksın? Oynayacağım. Öyle oynayacağım tepsi yok. Hepsi yukarıda. Çikolata ister misin?
Oradan bıçak verir misin aşkım bana? Şunları alıyorum. Büyük mü küçük mü? Şöyle aldım. Büyük küçük aşkım küçük. Şunu yüzüme süreceğim. Bunun içine şey döküldü. Bundan kaldıracağım. Şöyle bir yapayım. Aa, buna tarçın olacaktı. Anne tarçın yemiyoruz ya bazımız. Tarçın yapmadım. Şöyle yoğurayım. Güzel görünüyor mu? Arkadaşlar, dostlar, nasılsınız? İyi misiniz? Bu arada ben bugün böyle sadece işte yaprak sardım, bükme yaptım. Çocukların kahvaltıya geldi. Onlarla oturduk. İşte anneler günü hediyemi aldım. Akşam almıştım. İşte öyle. Annemi de aramadım bu arada. Arayacağım daha. Şimdi çocuğu bırakacağız. Otogara götüreceğiz. Ondan sonra ondan önce bir yemek yiyeceğiz. Ondan önce ben bir hazırlanacağım hemen. Şöyle bir üstündeki yağ şeyini atacağım. Duş alacağım, hazırlanacağım. Sonra böyle de devam edeceğiz. Her şey çok güzel. İşte anneme terlik, yazlık ayakkabı aldım demiştim. Onu göndereceğim. Kızımla beraber. Kurabiyeyi biliyorsunuz değil mi? Şey, kahve kurabiyesi. İçinde yumurtanın beyazı mı vardı, yumurtanın sarısı mı vardı? Galiba sarısıydı. Çikolatalar var. Ve böyle oluyor aslında. Ben niye bunu böyle yapmadım ki? Böyleydi bence. Biraz şekil bozukluğu oldu. Çikolatalardan ayrılıyor. Tekrar bozdum. Şöyle daha hoş duruyor ya, boş ver. Bak.
fındık ezmeli, tarçınlı, çikolatalı, şekersiz, yağ, tereyağlı kurabiyemiz hemen pişmek üzere. Ben yaprağımın altını kapatacağım. Bunlar da böyle olsun. Şöyle bir şey güzel olur. Şöyle yanmış hatırlıyorsanız onun için şu şekilde kattım yanmasın diye. Hoppa, daha iyi oldu. En sonunda fırına girdi ve ben gerçekten yoruldum. Şunları yerine kaldırayım. Şuralara şöyle dökülmüş sıca. Gerçekten yoruldum ya. Bir saat oldu. Kurabiyem pişiyor şu anda. Yaprağım da pişmek üzere hemen de. Hem şurada bir 5 dakika mola. İçemedim şeyimi, limonatamı. Biraz da sıcak içeriz. Terledim terledim. Gözlük de kafamda. Şöyle bir kurabiyeden kalan yumurtayı ne yapıyoruz? Atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Banyodan önce ya da banyodan sonra maske yapıyoruz. Şurada dinlenirken ne yapacağım? Böyle değerlendirdim. Hemen şuradaki şeyimi yıkayacağım. Kurabiye yaptım tabi. Yumurta tersesini yıkıyorum. Çoğumu bulaşık makineye doldurdum. Yükmelerimi buradan akşam yerinde boşaltırım. Bir iki bardak var, onları da sonra anlayacağım. Yani şuradaki fazla bulaşık gösteren kapların hepsini yıkıyorum. Şöyle.
ben şurada bir dinleneceğim. Şimdi bizimkiler de acıktılar. Şöyle yaprağım pişiyor. Biraz daha pişsin. Üstüne şey koyacağım, kemik suyu koyacağım eğer pişmezse. Şurada birazcık içeceğim. Ondan sonra limonatamı içiyorum. Sonra hemen üzerimi giyeceğim. Şunu alacağım, üstümü giyince. O arada belki yemeğimizi yeriz, yemek yemeden önce ben şunu alırım. Sonra bakarız. Bu kadar. Her şey hazır. Hadi bay bay. Kurabiyelerim bir şey güzel olacak. Selamlar, sevgiler herkese. Hayırlı günler. Abone olup beğenmeyi unutmayın.